Esma'ya sürpriz hediyelerim var. Bakalım görünce ne yapacak da. Aa, o ne yapıyor orada ya? Dur bakalım arkamıza saklayalım. Esma uyur gezer mi oldun anneciğim, ne yapıyorsun? Ay anne, gözü kapalı bir oyun var ya, onu bulmaya çalışıyorum. Kimi bulmaya çalışıyorsun? Tatil'i. Aa, kedicik saklanmış, sen onu orada... Aferin benim kızıma ya. Ne güzel yere saklanmışsın. Esma abla seni arıyor. Ben de uyur gezer oldun zannettim. Bak Esma, arkamda bir şey gizliyorum. Görmek ister misin? Sana sürpriz bir Evet, hediyem evet, var. evet. Hadi geç bakalım şöyle. Canın çok sıkılmış galiba Esma. Evet anne ya. Gözlerini kapatacak mısın? Evet, işte Esma'nın hediyeleri. Açabilirsin. Anne. Efendim. Şaka mısın? Rüyada mıyım ben? Hayır, rüyada değilsin. Sen en çok sevdiğim boyamaları buldum ve sürpriz hediye aldım sana. Nasıl olmuş? Güzel mi? Tokalife mı? Cidden mi? Evet, Tokalife ve Kromi'nin boyaması arkadaşlar. Hem de içinde sanırım Melodi Kitty de var Esma. Evet. Birlikte açalım mı? Hangisinden başlayacaksın? Buradan. Tamam, hadi aç bakalım Tokalife'da neler varmış. İlk önce bir kız çıktı. Bak bak bak, meraklı hemen geldi. Ay, sana hediye Parti almadım diye yapıyorlar. küstü galiba. Ha, parti mi yapıyorlar bunlar? Ay, ne güzel evleri falan var. Ya Taçin, yırtma ya. Sana almadık diye hemen kızıyorsun. Bekle dur. Aa, ısırıyor Esma seni. Şşt, yaramaz kedi, dur. Ya ne yapıyorsun? Tamam, sayfalarını çevir bakalım. Çeviriyorum. Taçin, bize bir müsaade eder misin? Yaramaz kedi. Şöyle dur bakalım. Gördün mü Esma? Ah. Evi bile var. Bunları nasıl boyayacaksın böyle? Gerçekten rengi... büyük. Aa, bu kız bize izin vermeyecek anne, galiba. Efendim. Sen böyle meraklı meraklı gelmişsin. Bunun içinde bir hediye daha olmalı. Çevir bakalım. İçinde ne hediye var? Aç bakalım orayı. Aa, boyama skitirler. Evet Esma, skitirler de varmış. Bak içinde ne kadar güzel karakterler var. Gördün mü? Bunları da istediğin yere yapıştırabilirsin. Aa, en sevdiğin kız. Hangisini, bunu mu çok Şu. Seviyorsun? Acaba arkadaşların da Esma Tokalife oynuyorlar mıdır? Ha, ne dersin? Çok güzel. Oynayanlar mutlaka yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Bakın burada bir sürü sayfa var. Esma, birlikte ne dersin? Kapışma yapalım mı? Boyama yarışması. Evet. Önce incele kitabını, ondan sonra da birlikte yarışma yapalım, tamam ya, mı? Boyayalım mı? Bir de Esma, bir şey söyleyeceğim. Senden selam bekleyen arkadaşların da var. Onları da biraz sonra isimlerini okuyacağız ve öpücükler yollayacağız. Anlaştık mı? Oyunu Ay, kralı. Ne kadar güzelmiş Esma, ben daha önce görmedim bu karakteri. Çok güzelmiş. Ben gördüm. Dur ya Tarçın, ama hiç müsaade etmiyor ki bize. İşte bu. Bunu mu seviyorsun sen? Hı-hı. Tamam, hadi gel bir de Kromi'ye bakalım mı? Ay, ısırıyor. Ya tamam, sana da hediye alacağız bu ya. Çokmuş. Yaramaz, geç bakalım. Bir de Kromi'ye baksın abla, beğenecek mi acaba? Anneciğim. Rengi çok güzelmiş. Her Efendim. Gün bir tane yapmamız lazım. Yoksa hepsi biter. bitmez, merak etme. Biterse yenisini alırız. My Melody. Ay, burada mıymış Esma Melody? Çevirelim mi sayfasını? Ben çevireyim. En sevdiğin kız bu. Bu Esma Kromi'nin arkadaşı mı? Kromi'nin arkadaşı. Bak, Kromi de burada sinirlenmiş. My Melody'yi almış. Aa, My Melody'yi kucağına aldığı için çok sinirlenmiş Kromi. Bak bak. Ay, çok güzelmiş Esma'cığım ya. Bunlardan seçelim mi, anne, ne dersin? Şöyle çevirelim sadece. Bakalım. Bak, bunlar onun arkadaşı. Ben bunları tanımıyorum ki ya. Ben Kim tanıyorum. Acaba bunlar Esma? Ben tanıyorum. Ay, çok güzelmiş. Bunlardan seçelim, tamam. Aa, bunun acaba sticker yok mu? Var, bakalım vardır. Bir. Vardır değil mi? Hı-hı. Aa, işte burada arkadaşlar. Çok güzel. Ay, rengarenk. Çok güzelmiş Esma bu stickerlar. Buna bayıldım. Bence sen bunları nereye yapıştır biliyor musun? Odanın kapısına. Ay, odanın kapısına yapıştırma. En çok sevdiğin kitaplarına falan yapıştır. Aa, anlaştık mı? Evet. Taçın, ne dersin? Beğendin mi Esma ablanın hediyesini? Ay, sana bir şey almayı unuttum ben ya. Keşke bir tane de sana Kromi Toka alsaydım. Kromi Toka mı? Evet. Anne. Hadi o zaman Esma, buradan birer tane seçelim. Boyayalım. Ve boyayalım. Ay, bu da çok güzelmiş. Oy. Bakalım bakalım. Ay, bunlar da çok güzel. Bu biraz büyükmüş. Evet. Onu Hadi hangisinden boyayacaksın peki? Ben bir dakika. Burada. Aa, çok güzel. Ben bunu tanıyorum. Neydi adı ya? Ben tanımıyorum. Ben tanışmadım Esma. Hadi bakalım, bir tane karakter seç ve boyamaya başla Esma. Taçın da seni izlesin. Esma çok güzel. Birbirinden güzel. Esma karar veremedi arkadaşlar. Sizce hangisinden boyasın? Kromi mi boyasın yoksa Tokalife kızından mı boyasın? Ay, bir de arkasına bakalım. Aa, bu da çok güzel bir kapakmış değil mi? Evet. Hadi seç bakalım Esma, bir tane kararını ver artık.
Chrome. Evet. Hadi bir tane de sayfa seç. Hemen seni şuradan kalemlerinden vereyim. Güzel. Bak burada. Evet. Esma'nın ne kadar güzel kalemleri var arkadaşlar. Bakın. Bunu koyabilir miyim? 12 renk. Esma, sen renklerin hepsini biliyorsun değil mi? Tut bakalım. Evet. Acaba bunu arkadaşların da biliyor mu renkleri? Çek bakalım Esma. Hadi arkadaşlara renklerini öğretelim. Kırmızı, pembe, sarı, mavi. Bu da koyu mavi. Yeşil, mor, turuncu, gri, kahverengi ve siyah arkadaşlar. Şimdi Esma hangi resmi boyayacak? Hemen başlasın. Tamam, hadi söyle bakalım. Red. Kırmızı olan red. Evet. Pembe. Pink. Pink. Sarı, yellow, mavi, blue. Evet, yeşile geç. Yeşil, gri. Evet. Mor, neydi? Purple. Turuncu. Orange. Orange. Gri. Onu bilmiyorum ya. Bu gri'dir herhalde o da ismi. O da gri'di. Kahverengiyi unuttum ya. Ben unuttum. Sen hatırlıyor musun kahverengi nasıl söyleniyor? Tamam, siyahı söyle bakalım arkadaşlarım. Siyah black. Black. Aferin. Hadi bakalım sayfamızı seç. Ben de o sırada senden selam bekleyen arkadaşların isimlerini okuyayım. Onlara öpücükler yollayalım. Ne dersin? Tamam mı Tayçın? Sen de selam yollayacak mısın kızım? Seni de çok seviyorlar biliyor musun? Üzülme. Sakın kıskanma, tamam mı? Siz söylüyorlar zaten. Oo, Esma ne kadar güzel boyamışsın anneciğim ya. Ben gelene kadar arkadaşların isimlerini yazdım Esma. Şimdi okuyacağım, tamam mı? Sen de onlara öpücükler atacaksın. Nisa, Beren ve Ahmet Emir kardeşlere kocaman öpücükler ve sevgilerimizi yolluyoruz. Evet, Azerbaycan'dan Entige, Esma, Ayşenur, Hayru Nisa, Cemre, Merve, anne. Azerbaycan'dan Elay ve Nergis. Efendim Esma? Benim adım hiç bitmiyor ya. Evet, adışın çok fazla. Emine, Ayşe, Beren, hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Yine Azerbaycan'dan Banu ve İnci, Eda Nur, Hafsa, Zeynep, Yusuf, Elif Naz, Azra. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Gökçe, Beril, Poyraz, Sara, Duru, Derya. Hepinize Esma kocaman öpücükler atıyor. Bu ismini okuduğumuz arkadaşlar videomuzun altına güzel güzel yorumlar yazan ve isimlerini yazan arkadaşlarımız. Sizleri çok seviyoruz. Yine ismini okumasını istediğimiz arkadaşlar varsa da yorumlara yazsınlar. İsimlerini ve hangi şehirden izlediklerini de yazarlarsa ona göre isimlerini söylemiş oluruz. Evet Esma çok güzel olmuş. Bakalım arkadaşların sana kaç puan verecekler. Arkadaşlar Esma'ya hediye ettiğim Chrome ve Toka Life boyama kitaplarından hangisini boyadın Esma? My Melody. Kitty'yi boyadı. Bakalım Esma'ya kaç puan vereceksiniz? Gerçekten çok güzel boyamışsın. Aferin sana anneciğim. Tayçın da orada kendisini yalıyor. Tayçın, küstün mü sen bana kızım? Ha? Sana da boyama kitabı alsa mıydım acaba? Yaş mamam alalım, tamam. Tayçın'ın hediyesi de arkadaşlar yaş mama. Çünkü yaş mamayı kediler çok seviyor. Bak bak. İşte yaramaz kedi arkadaşlarına bir merhaba der misin lütfen? Ha? Merhaba de bakalım. Bakın bakın ne kadar da sinirli şu an. Çünkü Esma onunla ilgilenmiyor. Çünkü boyama yapıyor. Şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Onların kedi ya köpek, yani hangi hayvanları varsa en çok ne yemeyi seviyorlar onu yorumlar yazsınlar. Evet, eğer evde besledikleri evcil hayvanlar varsa onları yorumlara yazsınlar. Esma'nın kedisi var. Bu bir hain domdom. Hain domdom, bak bak elimi nasıl ısırıyor. Ay, seni gidi yaramaz kedi. Bitti mi Esma boyama? Daha bitmedi. Oo, daha varmış, kelebekler var, ağaç var. Esma ama çok güzel boyuyorsun. Aferin sana. Çok teşekkür ederim. Bir de ağaca geç bakalım. Ağaç hangi renk oluyordu? Yeşil. Yeşil tabii ki. Gövdesi kahverengi, dalları yeşil. Burada çok güzel bulutlar da var arkadaşlar. Bulutlarımız da mavi. Bakın efendim. Sonra gövdesini yapacağım. Çünkü gövdesi olmasa yaprakları da olmaz. Evet, gövdesinden besleniyor değil mi Esma? Evet. Aferin sana. Çok güzel boyuyorsun. Bu arada... size bir bilmece soracağım. Nasıl bir bilmece? Merak ettim. Bana da sor. Kıpırdayamaz. Eli yok. Allah Allah. Ayağı yok. Dans eder.
Yüzer çıkınca dans eder. He, rüzgar çıkınca dans ediyor. Eli yok, ayağı yok. Ay ben bunu bildim ama söylemeyeceğim. Arkadaşların cevapları yazsınlar aşağıya. Okuyacağız. Bak bak, yaramaz. Sen biliyor musun bakalım bunun cevabını? Ben biliyorum. Kendini temizle Esma, gördün mü? Gerçekten kediler çok temiz hayvanlar arkadaşlar. Böyle sürekli kendilerini temizliyorlar. Şişt, kedicik sen zaten pis değilsin ki, niye uğraşıyorsun? Sen tertemizsin. Anneciğim. Efendim. Bu çok zor bir soru oldu. Bence ben söyleyeyim mi? Hayır sen söyleme, arkadaşların bilir. Rüzgar çıkınca dans eden şey nedir? Onlar evet. Hemen bilirler. El yok, ayağı yok. Evet. Bitti mi? Hadi yapraklarını da yeşil yapalım. Aslında bilmece burada gizli arkadaşlar. Siz kesin bilirsiniz Esma'nın boyamasındaki bilmeceyi. Tabii ki de çiçekler değil. O da benzer bir şey. Evet. Ay. Kaçıyor. Tutuyor seni. Boya boya. Çok güzel oldu. Şimdi bulutları da mavi yaptığımız zaman boyamamız bitecek. Ondan kelebek sonra da... de var. Evet kelebek de varmış. Arkadaşlarım bakalım Esma'nın boyamasına kaç puan verecekler? Arkadaşlar işte boyamam bitti. Acaba kaç puan veriyorsunuz yorumlara yazın. Bu arada size öpücükler, kalpler gönderiyorum. Ve videolarını katılmayı, abone olmayı, izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Of be. Nihayet ya. İçeride boğuluyordum neredeyse ya. A few moments later. Kapı çaldı Esma. Kim geldi acaba? Ben de bilmiyorum anne. Tabletle mi oynuyorsun şaşkın kız? Dur bakalım kim gelmiş acaba? Ben. Gel sen de bak. Aa, bu ne? Bu ne anneciğim böyle? Sakın açmayın diyor. Aa, sakın açma yazıyor. Kime geldi acaba Esma'cığım bu? Belki bize gelmiştir. Aa, kargocu yoksa bunu bırakıp gitti mi? Olabilir. Ama biz bir şey sipariş etmemiştik ki Esma'cığım. Baba mı sipariş etti? Belki babam bana hediye almıştır. Hediye mi almıştır ama açmayın yazıyor Esma. Açmamamız belki lazım. Belki sürprizdir. Sürpriz midir? O zaman ne yapalım biliyor musun? Koliyi içeriye alalım ama açmayalım, tamam mı? Çok ağırmış. Ay bu ne böyle Esma? Çok ağır. Nasıl alacağız biz içeriye bunu? Nasıl ya? Anlamadım ki. Tut bakalım bir ucundan. Tuttum anne. Tut. Kaldır. Baksana. Aa, kedicik de bindi üzerine. Dur bakalım içeriye doğru itekleyeceğim. Tamam mı Esma'cığım? Siz çekilin bakalım. Allah Allah. Kim ne sipariş etti acaba? Üzerine de kuru kafa koymuşlar resim olarak Esma'cığım. Demek baban kendisi için bir şeyler aldı. Kırılmasın diye de böyle üzerine yazı yazdırdı. Neyse bu koli burada dursun Esma. Biz sakın açmayalım, tamam mı anneciğim? Tamam anne. Belki içinde tehlikeli bir şey de olabilir. Ay. Gel biz odamıza gidelim de ders çalışmaya devam edelim. Sen de gel tarçın. Evet tarçını da getir çünkü o oynayabilir onun içinde. Evet, merak ediyor çünkü ne olduğunu. Evet hadi gel bakalım. Biz şimdi ne çalışıyorduk Esma? Matematik mi çalışıyorduk? İyi hadi o zaman. Al eline kalemini. Söylediğim sayıları yaz bakalım. 8 eksi 3. Hadi yaz bakalım. Artı yazdım ben, eksi söylüyorum. Eksi 3. Eksi 3. Of be. Nihayet ya. İçeride boğuluyordum neredeyse ya. Nefessiz kaldım. Anne kız ne kadar da çok konuştular ya. Bıdı 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 bıdı. Hiç gitmeyecekler zannetmiştim. Neyse işte artık evin içine girdim. Hırsızlık yapabilirim. Anam bir ses duydum sanki ya. Çok mu gürültü yaptım acaba? Yine yakalanıp polise teslim edecekler beni ya. Neyse hemen değerli bir şeyler bulup hemen tüymem lazım buradan. Zaten karton kolinin içinde çok sıkıştım. Hiçbir şey yok. İçeriden sesler geliyor. Yavaş yavaş içerilere doğru gideyim bari ya. Hiçbir şeycik de bulamadım zaten. Eğer bu evde bir şey bulamazsam kutunun içine geri gideyim de geriden kargolasınlar beni ya. Aferin Esma ya. Çok güzel cevapladın. Aa, o ses ne ya? Ne oluyor ya? Yine ne oluyor Esma? Tatlı sen burada kal kızım.
Evet, kedimiz burada kalsın. Esma ne oluyor içeride? Dur bir dakika. Baba, kapıyı kilitlemedik mi? Baban gelmedi ki. Akşam mı oldu Esmacığım? İşten gelmedi daha. Anne kapıyı kilitlememişti. Kilitledik anneciğim ya. Geç bakayım yavaş. Ay kedi de Esma'dan daha meraklı. Bak o nereye gidiyor? Kim o? Hırsız. Hırsız mı? Nasıl girmiş Esma acaba evin içine ya? Kapılar da kilitli. Bacadan mı girdi yoksa yine bu? Anne kapı da kilitlemedi. Kargoyu aldı. Aa, kutunun içinden mi çıktı yoksa? Ay sen şu kediyi kucağına bir al bakalım Esma. Tamam mı? Al. O senin kucağında böyle dursun. Şişt, Tarçın sessiz ol. Anne, kızım. Sakın miyavlama. Yerde sürünüyor. Tamam gideceğiz bakacağız. Tamam ona plan kuracağız. Dur bakayım. Nerede? Bakayım. Esma. Ne yapıyor acemi bu deli? Hem acemi hem de deli, farkında mısın? Ona hemen tuzak kurmamız lazım. Hemen bir şeyler düşün Esma. Geç. Ne yapsak ki acaba? Ne yapsak? Polis arayacağız. Telefon nerede? Telefon içeride kaldı. Esma ne yapacağımızı ben çok iyi biliyorum. Tabletini hemen aç anneciğim. Hemen oradan polis sireni açacağız, tamam mı? Ondan sonra hırsızın yanına bırakacağız tableti. O da polis geldiğini zannedip kaçıp gidecek, tamam mı? Polis sesi açacağız. Çabuk çok aç. Mantıklı. Çok akıllıyım. Hadi bakalım anneciğim, çabuk hızlan. Çabuk sen bulursun. Ben bulamam anne. İşte hazır Esma, sen bunu elinde tut, tamam mı? Ben şimdi hırsıza bakacağım, acaba nereye gidiyor? Sakın ses yapma. Anne ben şey almışsın. Efendim? Bir şeyleri almışsın anne, hemen. Bilmiyorum yapalım. Artık Esma'cığım dur. Sakin ol, beni burada bekle. Tamam. Allah düştü ya. Ne kadar da sakar Esma ya. Gözünün önünü görmüyor. Gözleri de kör galiba. Anne. Efendim. Adam üstü acemi hırsız. Evet acemi hırsız. Bu evden hiçbir şey alamadan direkt polisler yakalıyor onu. Değil mi anneciğim? Ya, üç defa geldi. Değil mi? Gel bakalım. Bakayım nereye gidiyor. Sessiz ol. Yukarı kata çıkıyor Esma. Ver bakalım onu. Gel. Yürü. Yürü anneciğim yürü. Bak buraya koyalım Esma. Esma gel. Şuraya koyalım. Ya kız nereye kaçıyorsun? Ya beni beklesene, ne oldu? Esma bak bunun içinden çıkmış. Ne geliyor? Ay gördün mü Esma, ne kadar da akıllı ya. Karton kutunun içine saklanmış hırsız. Gel bakalım merdivenin oraya bırakalım Esma. Koş yürü. Ben şimdi ona bakacağım. Tarçın mı gitti? İnanmıyorum, kedi gitti. Hırsızın yanına gitti. Gel gelsene Esma, merdiven nerede? Yürü koy buraya. Buraya koy. Pis diyor. Kediyi kaçıracak. Esma buraya gel. Esma kediyi kaçıracak. Versene şunu. Anneciğim versene şunu. Ver bakalım. Tamam sessiz ol. Tamam buraya koydu. Ay acımadı. Kaç. Esma, hırsız korktu ve kaçtı gitti ya. İşe yaradı, kapat anneciğim sesini kapat. Ay nihayet bir hırsızdan daha kurtulabildik Esma'cığım. Ay ben var ya çok korktum biliyor musun? Tarçını kaçıracak zannettim. Şişt, yaramaz kedi, senin hırsızın yanında ne işin var ya? Onu korkutmaya mı çıktı acaba Esma? Aa galiba birden. Ay kedimiz de çok akıllı Esma. Hırsızı yabancı biri olarak gördü ya merdivenlerde. Onu korkutmak istedi galiba. Ay nihayet kurtulduk Esma'cığım ya. Bu karton kutuyu da hemen atalım. Şuna bak şuna. Yaramaz hırsıza bir bak. Bir de sakın açma yazmış. Bizi kandırdı. Demek ki Esma'cığım ne öğrendik? Kapıda bize ait olmayan hiçbir şeyi evin içine almamamız gerekiyormuş. Aa, evet. Değil mi anneciğim? Dur bakalım ben de bunu bir atayım çöpe. Bir de apartmana bakayım. Acaba hırsız nerede? Gitti mi acaba? Dur bakalım Esma. Gitti mi acaba? Yukarı kata çıktı.